Çok teşekkürler. Hüseyin Gökçe, dün de aslında biraz bahsettin ama kredilerdeki sıkışma sonrası faizlerin aşırı yüksek olması ya da ulaşılamama dönemlerinde bu el ilanlarından da bahsetmiştin. Böyle sokaklara Valla yapıştırılır Hüseyin'in falan. başlığını görünce dedim ben ertesi gün çalıyorum Hüseyin'in kapısını. Evet. Ben de istiyorum ondan. O da atıyor gibi geldi bana. Aynen. Nedir işin iç yüzü? Öğrenelim değil mi? Buyurun. Estağfurullah. Hocam evet çok yakın zamana kadar yani çok yakın demeyeyim de işte 4-5 yıl öncesine kadar belki biraz daha gerisine kadar Ankara'da bu ilanlara çok sık rastlıyorduk. Diğer illerde de çok kısmen de olsa Gönül dün de biraz bahsettik. Evet şimdi dün bir de aslında yayından sonra yine gün boyu da bu kredi kartıyla ilgili neler olabilir onları konuştuk. Hakan abi de hatta şey demişti şu hukukundan beterdir gibi bir durumdayız. Gerçekten de tam o durumdayız. Hem bankacılarla konuştuk hem iş insanlarıyla konuştuk. Hani bu kredi kartıyla ilgili neler yapılabilir şeklinde. Şimdi o yılı bir çok kısaca bir hatırlayalım. Tekrar etmekte fayda var. Yani insanlar finansmana erişemedikleri dönemde, para alamadıkları dönemde ya da resmi kanallardan kaynak bulamadıkları dönemlerde adeta tefecilere gidiyorlardı. Ve o tefeciler de bunlara da çok daha farklı faizlerle ama bir şekilde parayı temin ediyorlardı. Biraz da ödeme kolaylıkları sağlıyorlardı. Şimdi bu kredi kartları meselesine gelelim. En son veri şu. Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre Türkiye'de 2023 yılı sonu itibarıyla 207 milyon tane kredi kartı var. Bunun 90 milyonu ön ödemeli kart. Klasik kredi kartı diye tabir ettiğimiz kartların sayısı da 117 milyon civarında. Yani çok kaba bir hesapla herkes de kişi başı 1,5 civarında kredi kartı var. Kimilerinde 4-5 tane var, kimilerinde sadece bir tane var. Hiç olmayana ben açıkçası rastlamadım. Şimdi bunlarla ilgili bankacılarla vesaire konuştuğumuzda da yavaş yavaş genel müdürlüklerden bir takım sınırlamalara yönelik yazılar gelmeye başladığını söylüyorlar. Özellikle taksitli kartlara yönelik sınırlamalarda. Buradan da şunu anlıyoruz ki önümüzdeki dönemde yapılacak düzenlemede özellikle sektörel limitler belirlenecek gibi duruyor. Tamam şu anda cep telefonuna kart taksit yapılmıyor. Elektronikte bazı taksit sayısı sınırlı ama işte sağlık sektöründe istenirse yapılan bir uygulama var ama anladığımız kadarıyla önümüzdeki dönemde o kritik iki tane sektör var. Bir tanesi sağlık, bir tanesi eğitim. Bu iki sektörü de sınırlı tutmak üzere limitli taksite izin verilip diğerlerinde taksitle ilgili sınırlamaların kaldırılabileceğine yönelik beklentiler hakim. Bir de şu anda biliyorsunuz insanlara gelirlerine göre ya da gelirin 4 katına kadar kredi kartı limiti tahsis yapılabiliyor. Bunun 3'e hatta 2'ye de indirilebileceği yine özür dilerim konuşulan konular arasında yer alıyor. Yani bunun önlemlerin en radikal olanı tercih edilirse eğer bizim bu yazıya da başlığımız eden başlık aldığımız kredi alamıyorsanız bizi arayın şeklindeki seçenekler yine tekrar göz önüne gelecek gibi öngörülüyor, düşünülüyor. Yani burada ekonomi yönetimi şu anda enflasyon düşürmek üzere agresif bir politika izlemeye çalışıyor ama bunun kredi kartıyla ilgili bölümünde karar alırken bence bir kez daha düşünmekte fayda var diye düşünüyorum. Yani bir kez daha düşünülmeli. Ederiz. Değerlendirmeler için kolaylıklar İyi diliyorum. hafta sonları şey. Ben teşekkür ederim. Bu arada dün Ankara demişken Ankara'da dün Sektörel Ekonomi Şurası yapıldı. Cevdet Yılmaz'ın ifadelerine yer verildi. Haber aramızda geçiş haberinde. Burada Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun söyledikleri de önemli. Aslında orada da bir takım beklentiler ve talepler var. Özellikle krediye erişimde hani nasıl vatandaş sıkıntı yaşıyorsa iş dünyasında krediye erişimde sıkıntı yaşadığının altını çizdi Rıfat Hisarcıklıoğlu. Vergi sistemi yenilenmesi gerektirir diyor. Çok karmaşık bir yapıya sahip diyor. Yatırım süreci çok karmaşık bir yapıya sahip diyor. Yeni bir sanayi havzası oluşturulmalı. Özellikle İç Anadolu bölgesinde buna bir an önce bu konuda adım atılmalı diyor. Bunlar da dikkat çekilmesi gereken talepler diye
söylemekte fayda var. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olasın. Hüseyin, kolaylıklar. İyi hafta sonları. Sağ olun. İyi hafta sonları.